Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek İzmir'in Seferihisar kıyısında Türkiye Gençlik Birliği'nin geleneksel yaz kampına katıldı. Perinçek 200 gence Türkiye devrime gidiyor konulu eğitim verdi. Dersin ardından deneyimli siyasetçi kampa katılan bir gençle satranç maçı yaptı. Türkiye Gençlik Birliği bu yıl yaz kamplarını hazır ol başlığıyla yapıyor. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar, kamplara neden hazır ol adını verdiklerini anlattı. Her yıl düzenlediğimiz geleneksel yaz kamplarımıza bu sene hazır ol kampı dememizin bir sebebi var. Çünkü gençlik Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin önündeki sorunları çözmeye hazırlanıyor ve bu kararlılıkla, bu iradeyle yaz kamplarını düzenliyoruz. Türk gençliğinin en önemli sorununun işsizlik olduğunu söyleyen Çınar, 2023 seçimlerinde 7 milyon gencin ilk kez oy kullanacağına dikkat çekti. 2023'e giderken, yani seçimlere giderken gençliğin beklentileri neler, çözümler neler, bunları konuşacağız. 7 milyon genç ilk defa oy kullanacak bu seçimde. Bu çok önemli ve bu 7 milyon gencin çok önemli bir kısmı şu an sistem içi çözümlerin tıkandığını söylüyor. Evet, sistem içi çözümler tıkandı. Artık sistemin içinde bir seçenek yok. O yüzden gençlik kendi seçeneğini oluşturacak ve oy kullanırken de Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olması gerektiğine karar vererek oy kullanacak. Bunları kamplarımıza tartışıyoruz. Tabii eğleniyoruz. Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek de kadın hareketlerinde iki çizgi konulu eğitim verdi. Perinçek, kadınların başarılarını öne çıkartmak yerine acındırmaya özendirildiğini vurguladı. Kadın olarak bu durumu kabullenmiyor ve tüm kadınları örgütlenmeye çağırıyorum dedi. İzmir kıyılarındaki kampta yalnızca teorik eğitimler verilmiyor. Gençler spor ve kültürel etkinliklere de katılıyor. İlk olarak sporumuzla başlıyoruz. Daha sonra kahvaltılarımızı, ilk sabah kahvaltılarımızı yedikten sonra, o bölümü hallettikten sonra daha sonra takım oyunlarımız oluyor. Turnuvalardan sonra boş zamanlarımız olabiliyor. O vakitlerde işte birlikte voleybol oynayabiliyoruz, spor faaliyetleri yapabiliyoruz. TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, yaz kamplarında hayalini kurdukları dünyayı yaşadıklarını söyledi. O dünya arkadaşlığın, paylaşmanın dünyası dedi. Her işi kendimizden bekliyoruz ve yemekten temizliğe, gece nöbetinden sabah sporuna kadar her işi beraber yapıyoruz. Burada hayalini kurduğumuz dünyayı aslında bir hafta içinde yaşıyoruz, gerçekleştiriyoruz. O dünya arkadaşlığın dünyası. Paylaşmanın dünyası, dostluğun dünyası. O dünyayı biz burada Türkiye Gençlik Birliği'nin geleneksel yaz kamplarında kurduk. Bütün Türkiye'de ve sonra da bütün dünyada arkadaşların dünyasını kuracağız. Türkiye devrime gidiyor. Türkiye'nin çıkış yolu ve gençlik. 2023'te gençlik ne yapacak? Gençlik mücadelesi ve TGB, Atatürk ve Türk devrimi konularının ele alındığı yaz kampı 12 Ağustos'a kadar devam edecek.